Efendim şehirlerde son dönemde artan bazı istasyonları bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Cep telefonu ve internet verici istasyonlarının yaşadığımız sokaklarda, apartman çatılarında olması insan sağlığına zararlı mı değil mi? Bu istasyonların yaydığı radyasyon kansere yol açıyor mu, açmıyor mu? Arkadaşımız Hasan Erel İzmir'de uzman konuklarıyla bu sorulara yanıt arayacak. Hasan günaydın. Günaydın Tunç. İşin doğrusu hepimizin merak ettiği, gördüğümüz zaman da şöyle bir çekinceyle baktığımız bir konudan ve yapılardan bahsedeceksin. Hadi bizi aydınlat, seyircilerimizin de içi rahat bir nefes alsın ya da midemiz bulanmaya devam etsin. Söz sende. Aslına bakarsan Tunç, benim de merak ettiğim bir konu, kişisel olarak zaten herkesin merak ettiği bir konu. Bu cep telefonları çıktığından beri de tartışma konusu. Cep telefonlarının verici istasyonları insan sağlığını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Yıllardan beri bu tartışılıyor. Özellikle de son dönemde başka tartışmalar da buna eklendi. Cep telefonlarının direkt kendileri sağlığa zararlı mı diye. Bu soruların cevaplarını arayacağız. Biz de şu anda TRT İzmir Müdürlüğü'nün çatısındayız. Baz istasyonlarının genelde kurulduğu yerler bu çatılar. Şehirde zaten her yerde bunları görmek mümkün. Konuklarım var. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor, Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Alp Ergör ve yine 9 Eylül Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden bu konularda da uzman yardımcı doçent doktor Ahmet Özkurt. Tıp alanından başlayalım isterseniz, insan sağlığı açısından başlayalım hocam. Cep telefonları ve baz istasyonları insan sağlığına gerçekten zararlı mı? Hasan Bey, bununla ilgili son dönemlerde ortaya çıkan pek çok yayın var. Sonuca ulaştırıcı kesin bir şey söyleyebileceğimiz kanıt yok. Bu da aslında şu demek, dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor ve izlememiz gerekiyor bu süreci. Her iki yönde de kanıtlar var. Ancak örneğin Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu 2011 yılında baz istasyonlarının içinde yer aldığı dalga boyunu ve cep telefonlarını insanlar için olası kanser riski taşıyan gruba aldı. Ama bu şu demek, kesin kanser yapacak değil. Ancak elde kimi kanıtlar var? Bu kanıtlar bir kuşku doğuruyor. Bu kuşku nedeniyle aksi kanıtlanıncaya kadar 2B grubunda yer almaya devam edecekler. Bu demektir ki biz topluma yönelik uygulamalarımızda henüz yalnızca kanser değil, diğer alanları ilgilendiren sağlık sorunlarında da duyarlı olmaya, koruyuculuk ilkesinden yola çıkarak hareket etmeye zorunluyuz. Hem yasa yapıcılar hem uygulayıcılar açısından durum böyle aşağı yukarı. Tabii halk nezdinde insanlar bu çatılardaki işte vericilerden çok çekinir oldular. İşte böyle haberler çıkıyor, kanser oldular, işte vericilere yakın oturanlar falan gibi. Bu haberler ne derece doğru desem, yani tamam şimdi hani kesin bir şey söyleyemiyoruz ama bu haberler ne derece doğru? Doğru değil. Bunun gösterebildiğimiz, kesin kanıtlayabildiğimiz olgu yok. Ya da olgu grubu yok. Kanıtlamak da çok zor zaten aslında bunu. İnsanları uzun bir süre doza bağlı olarak izlemek lazım. Oysa baz istasyonlarının konumları, frekansın, dalga boyunun yöneldiği mesafe ve doğrultu son derece önemli. Baz istasyonlarından çok belki cep telefonu kullanımına dikkate almak lazım. Bununla ilgili çalışmalar da var. Örneğin çok fazla sayıda ülkeden, 31 civarında ülkeden katılımla yürüyen ve geçtiğimiz yıl sonlanan uluslararası Interphone çalışması yayınlandı. Beyin tümörleriyle cep telefonu kullanımını irdeleyen, her iki yönde de kuşkulu kanıtlar var. O yüzden bu çalışmada çok büyük bir şey sunmadı bize. Yineliyorum, bununla ilgili kesin kanıt yok. Kanser dışı bir takım bulgularla ilgili saptamalar var ama bunların hiçbiri kanıtlanmış değil. Kanıtlanmış tek şey cep telefonu kullanımı trafik kazası riskini aşağı yukarı 7 kat arttırıyor. Ama diğer alanlarda şunu söyleyemeyiz. Gönül rahatlığıyla çocuklar, gebeler, risk grubunda olan diğer insanlar
cep telefonu kullansın ya da baz istasyonunu hastanelere, okullara, toplu yaşam alanlarına kuralım. Bunu söyleyemeyiz. Burada yineliyorum, koruyuculuk ilkesine uymayı sürdürmeliyiz. Evet, gerçekten tedbirli olmakta fayda var. İsterseniz bir de işin teknik boyutuyla ilgili olarak Ahmet Hoca'ya dönelim. Siz böyle bir yer değiştirseniz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş olayın, yani cep telefonu ve baz istasyonları olayın insan sağlığına etkisini konuşuyoruz gerçi ama bunların yaydığı radyasyon veya mikrovev veya nasıl bir etkisi vardır? Nasıl bir frekanstır? Onu bir anlatabilir misiniz bize? Evet, şimdi herkes radyasyondan korkuyor aslında. Ama radyasyon terimi İngilizce radiation'dan geliyor. Ama iki çeşit radyasyon var. Bir nükleer radyasyon var. Bu da iyonizan diyoruz. Bir de elektromanyetik radyasyon var. Dalga radyasyonu deniyor buna. Bundan iyonizan olarak söyleniyor. Bunun anlamı şu. Belki hocam da daha iyi bilir. Nükleer radyasyon bir parçacık yayılması. Bu yayılmada sizin vücudunuzda hücrenizi bozacak bir etki olabilir. Ancak elektromanyetik radyasyon dalga yayılmasıdır ve sadece geçici bir etkisi vardır. Ancak burada dozaj, miktar önem kazanıyor. Hangi frekansta olduğunuz önem kazanıyor. Çünkü frekansa bağlı olarak sizin rezonans frekansı, çocukların mesela frekansı daha yüksek, büyüklerin daha düşük gibi şeyler diyebiliriz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili cep telefonları ve baz istasyonlarıyla yapılan çalışmalarda biz temel olarak şunu söyleyebiliriz. Bir alıcı, bir verici var ikisinde de. Baz istasyonları da cep telefonları hizmet veriyor. Ama şunu söyleyemeyiz. Hani cep telefonları zararsız, baz istasyonları zararlı demek mümkün değil. Cep telefonu kullandığımız sürece baz istasyonu olmak zorunda. Bu tekniğin başka bir çözümü yok şu anda. Bu hücresel bir sistem. Hücresel sistemin içinde sürekli olarak bir alana yayılmış istasyonlardan bahsediyoruz. Tabi bu arada cep telefonu kullanımından da bahsetmemiz lazım. Ne kadar çok cep telefonu kullanırsak o kadar çok baz istasyonunun olması doğaldır teknik gereği. O yüzden eğer bu bir riskten çekiniyorsak cep telefonu kullanımını azaltmamız gerekir. Evet, ben hemen şuraya gelmek istiyorum. Şimdi son dönemde bir başka tartışma da yargı kararları konusunda. Çünkü bir yargı kararı var. Baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılması gibi bir karar çıktı bir mahkemeden. Tabii Bilgi Teknoloji Kurumu da buna karşı bir tez öne sürdü. Cep telefonlarının vericilerinin baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılması konusunda siz ne diyeceksiniz? Şimdi bununla ilgili ilk Yargıtay kararı çıktığında değişik kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar açıklamalar yaptılar. Bunlardan bir tanesi elektrik mühendisi odasıdır. Elektrik mühendisi odası da yine BTK gibi aynı paralelde düşünüyor bu konuda. Ben de katılıyorum. Baz istasyonunun tamamının şehir dışına çıkarılması çok teknik olarak uygulanabilir görünmüyor. Bunun birkaç sebebi var. Her iki kurum da açıklamasında bunu değindi zaten. Bir kere cep telefonlarınızın güçlerinin çok yükselmesi söz konusu. Artı şebekenin bu kadar yüksek bir yükü sadece şehir dışındaki istasyonlarla kaldırması mümkün değil. Şebeke meşgul sinyali görülme ihtimali var. Artı o kadar yüksek bir güç yoğunluğu oluşması gerekiyor ki o verici bölgelerinde. Bu çok daha rahatsız edici. Artı şu anda cep telefonları 200 mW'a kadar düşük güçlerle çalışıyorlar. Böyle bir durumda yani eski yıllardaki cep telefonları gibi koca sahra telsizleri gibi telefonlarla dolaşmak zorunda kalabiliriz. Çünkü çok yüksek güçlere çıkmaları gerekiyor. Şimdi bir de şundan bahsetmek lazım. Cep telefonlarının güçleri bizim temel olarak aldığımız bu yasal limitleri baz alan BTK'nın da yönetmeliğinde verilen bizim de uyguladığımız ölçümlerde yasal sınır değerlerin bir ölçüt sonucunda çıkarıldığını görüyoruz. Bu da SAR değeridir. Bu specific absorption rate dedikleri bizim vücudumuzun elektronik dalgayla ne kadar ısındığının göstergesidir. Şimdi cep telefonunun gücü arttığında bu SAR değerlerinde yükselmeler görülecektir ve bu çok daha fazla zararlı olması anlamına gelir. Ancak baz istasyonlarının hücresel olmasının avantajı belli bir alana yayıldıkları takdirde istasyonun yakın bir cep telefonunun yakın bir istasyona konuşması neticesinde çok düşük güçlere inebilmesi yani adaptif olabilmesi sonucu güçleri düşürebiliyorlar ve bu zararı bir miktarda azaltılabiliyor. Ama şehir dışına çıkarttığımızda bunlar olmayacak. Çok daha yüksek güçlerden
bahsetmeye başlayacağız. Şöyle bir örnek vermem lazım. Bir cep telefonu için kullanılan baz istasyonu yaklaşık 40 ile 100 kişi arasında hizmet verebiliyor. Daha sonraki gelen 41. veya hadi diyelim 101. kişiyi başka bir istasyona aktarmak zorundasınız. Yoksa şebeke meşgule düşüyorsunuz. Böyle bir durumda şehir dışına kurulacak sınırlı sayıda istasyonla böyle bir şebeke özellikle gördüğünüz gibi büyük bir şehirde kullanmak mümkün görünmüyor teknik olarak. Tabii Yargıtay'ın bu kararı neden aldığı gerekçesini de öğrenmek lazım. Ancak bununla ilgili sanıyorum davacıların belli bir şeyi vardı. Çünkü bize de bu tip ölçümlerde bu soruluyordu. Biz de buna karşılık olarak cevaplarımızı veriyorduk. Ama sanırım ikna edemiyoruz ve açıklayıcı olamıyoruz ki böyle bir karar alındı. Çok uygulanabilir görünmüyor benim açımdan. Tabii Alp Hoca'nın da dediği gibi yani şu anda ne zararlı diyebiliyoruz kesin olarak bilgiler olarak ne de zararlı diyebiliyoruz. Tabii bu apartmanlarında gördüğümüz mesela baz istasyonu insanları irkiltiyor biraz ve mesela orada ev kiralayacaksak biraz daha tedbirli olmak durumunda oluyoruz. Yani mesela bir apartmanın tepesinde baz istasyonu varsa bu apartmanda yaşayanları ne kadar etkiler? Şimdi şöyle bir laf var, o çok kullanılıyor. Yani mum altına ışık vermez falan gibi ama elektromanik radyo yakın alanda belli etkileri olduğu biliniyor. O yüzden çok yakında, onun güvenlik mesafe dedikleri bir de sınır var, ölçüt var. Şu anda zaten BDK'nın yönetmeliğinde de var. Bu metraj içinde sürekli bulunmanın engellenmesi gerekiyor aslında. Eğer bu mesafe dışındaysanız, hatta biz o mesafeyi birkaç katla çarpabiliriz. 30-40 metre civarındaysanız bir zarar olacağını sanmıyorum. Tabii binanın üstünde olması, binanın karşı binada olmasından iyidir. Onu söyleyebilirim. Çünkü antenlerin bir bakış açısı vardır. Siz bakış açısının içinde kalmadığınız sürece etkisi mümkün olduğu kadar az olur. Peki son bir dakikamız var. Ben Alp Hoca'ya da dönmek istiyorum. Şöyle alabilirsek. Evet siz bu konuda ne diyeceksiniz? Yani gerçi Ahmet Hoca oldukça açıklayıcı bir yanıt verdi ama. Kuramsal olarak binanın kendisindekilerin çok etkilenmemesi beklenir. Ama zaten sorun da bu toplumsal bir süreç. Yani bir binaya bir şey kuruyorsunuz. Diğer binalardaki ya da o mahallede yaşayan, süreci paylaşan diğer insanların bununla ilgili bir karar sürecine katılımları söz konusu olmuyor. Bu toplumsal bir olay. O nedenle insanların bu riskle ilgili aydınlatılması ve bu riski kabul edip etmeme haklarını kullanmalarını sağlamak gerekir. Elimizdeki yasal düzenlemeler buna uygun değil. ÇED bile bize bu olanağı sağlamıyor çevreyle ilgili. Ama bu da toplum kararının gündeme alınması, göz önüne alınması gereken alanlardan bir tanesidir. Burada da diğer insanlara sormak gerekir. Onların aydınlatıldıktan sonra kararlarını almak gerekir. Çünkü bir risk var ortada. Ama cep telefonu da kendi açısından bir mikrodalga yayıcısı değil mi? Evet, orada da bir riskimiz var. O nedenle de onu çocuklara kullandırmamak gerekir. Belli yaş gruplarına tıpkı sigarayı engellemek gibi, tıpkı alkolü belli yaş gruplarının altına kullandırmamak gibi riski yüksek olan gruplara bunu yapmamak gerekir. Elbette burada karikatürize bir benzetme yapıyorum ama koruyuculuk böyle bir şey. Biraz daha özenli olmak gerekiyor. Peki Alp Hocam, Ahmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sabah yayınımızda bizi bu konuda oldukça aydınlattınız. Evet Tunç, baz istasyonları ve cep telefonlarının sağlığa etkileri bundan sonra da bir müddet daha bilimsel olarak kanıtlanana kadar tartışılmaya devam edecek. Ama tabii ki bu konuda tedbirli olmakta fayda var. Her konuda olduğu gibi tedbiri elden bırakmamak en iyisi. Hasan teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ve sevgili seyirciler, böylece Sabah Haber'in bugün de sonuna geldik.